Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Never Again kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hanımefendi dışarıda bu arada gençler, bilginiz olsun. İnanılmaz çünkü sürekli sesini duyuyorum. Hatta bir bakma işareti çıktı bak. Aa bak, Adil'miş. Pardon ben şey sandım, delikten falan bakabiliyoruz sandım ama değil. Kadın dışarıda. Bilginiz olsun, Stefan'la benim arama girmeye çalışıyor. Kendisi ailemizi de zaten mahvetmiş durumda. Açalım kapıyı, en kötü ne olur diye düşünüyorum. En kötü ölürüz. En kötü... Oo, burada bir şey var. Bu neymiş lan? Açılmıyor, açılıyor. Nice. Şimdi geri atalım şöyle bir... Mouse'umuz çok kaydı. Dostum sen kapan. Sen de kapan. İçeri girebiliyor muyuz? Giremiyorum. Aha. Tüm aynalardan şeyi silmem. X'e basarsam... Aa, X'e basarsak şeyi takabiliyoruz tekrardan. Güzel. Heykel bizle beraber gelmiş. Heykel diyorum. Tuhaf perde. Şimdi etraf karanlık da olduğu için aynı zamanda biraz geriliyoruz. Fakat kadın dışarıda. O yüzden bir süre akın tuvalete girdi. Eray koş. Aşağı iniyorum gençler, bilginiz olsun. Çünkü aşağıda bildiğim kadarıyla bir ayna da salonda vardı. Ah bak açtı aynam bu. Sil Eray. Kır. Hemen kır. Hemen feneri yakacağım. Hiç merak etme dostum. Kadın nereden geliyor olabilir? Yukarıdan geliyor olabilir. Korkmayalım. Korkmayalım. Feneri açtım. R'ye basıyorum. Kaç tane var astım ilacım emin değilim. Fakat basmam gerektiğini hissediyorum şu an. Harika. Bak bence burada bir yerde bunu takarsam hem şöminenin ışığı var. Işıksız kalmam. Hem de kadın beni görmez arkadaşlar. Burası bence hiçbir şekilde dikkat çekmeyen bir pozisyon. Azıcık bekleyelim. Üst katta... kahretsin. Çocuğun odasında vardı bir tane. Hatırlıyorsunuz değil mi? Üst kata çıkmam lazım. Eğer kadın olur da alt kata falan inerse, mutfağa geçerse şansımızı deneyeceğiz. Çünkü üst katta hatırlıyorum. Hatta benim çıktığım odadan ben yanılmıyorsam sağa döndüm. Benim sola dönmem lazımdı. Evet. Stefan odasında bir tane ayna vardı. Kahretsin ya. Tüh. Şöyle yavaş yavaş ilerlesem ne olur? Çünkü kadın bir noktada alt kata ineceğini pek düşünmüyorum. O yüzden işimizi biz sağlam alalım arkadaşlar ve mutfağa bakalım. Burada bir yerde de aynı olabilir. Yani yok yüksek ihtimalle ama bakmakta fayda var. Yokmuş. Geliyor. Allah kahretsin, nereden gördün? Senin çocuğun gitmiş bak, hala insan kovalıyorsun evde ya. Surata baksana, iğrenç. Tek kelimeyle iğrenç. İşte bu kadar. Şimdi direkt olarak Stefan olsa gidiyorum gençler, merak etmeyin. Beni buradan başlattı. Bak sen şu işe. Ama olmaz ki abi. Sil. Vallahi nasıl geçtim bilmiyorum. Kadının önünden geçtim gençler. Yüksek ihtimalle her an ebelenebilirim, haberiniz olsun. Bak. Oha. Bak dedim, yakalandım dedim. İşte bu be. The enemy in the reflection. Çok güzel. Yani yansımadaki düşman ve kadından kurtuldu mu abi bak şeyleri silince? Oha ilginç. Odama girebiliyor muyum? Odama da girişimiz yok. Pekala. Alt kata bir inelim. Of, kadın en son ilk gördüğüm yer burası, hatırlıyor musunuz? Ve şimdi bak kadın direkt taş oldu abi. Direkt taş oldu. Saat kaçmış? Saat 4. Pekala. Bir üst kata bakalım. Üst kata yanılmıyorsam hiç çıkmadık abi bu oyunda. Aa bak açık. Very nice. Şimdi bakalım nasıl bir düşman sırada bizi bekliyor. Dediğim gibi %60'ında falanız oyunu. Hani her an yakın bir zamanda bir çekmiş gibi de durmuyor. O yüzden bakalım neler olacak. Bir dikiş makinesi döndürebiliyoruz. Keşke döndürmeseydik, direkt olarak bozduk. Peki. Ne bulduk abi az önce? Bir saat buldum. Aşağı takacağız bunu. Çok iyi. Aklımda bulunsun. Bir geri gelelim şuradan. Kapat abi şunu. Memories. Hatıralar. Kuko. Bu neymiş? Kuko bizim Google saatimiz gençler, bilginiz olsun. Google saat beni Stefan'ı hep korkutmuştur diyor. Öğle vakti olmadan hep kahvaltısını yapmaya çalışır. Ondan sonra odasına gider ve yürüyüşe çıkar. Diyor ki Google kuşun sesini duymasın. Fakat babam hiç kimsenin bu kuşa, bu saate daha doğrusu dokunmasına izin vermiyor diyor gençler. Pekala. Çocuğun rahatsız oluyorsak kır gitsin ya. Hani ne yalan söyleyeyim, benim çocuğum olacak ve bir şeyden baba rahatsız oluyorum bana diyecek. Yakarım ki onu. O şeyi direkt yakarım. Babam izin vermiyor. Stefan psikolojisi bozuldu ama babam o saati çok seviyor ya. Şey yaparım öyle babanın bacağına yani. Net söyleyeyim. Gelemem böyle şeyler abi. Çocuk üzülüyorsa
Çalıştırmayacaksın abi saati. Bitti. Hadi çalış bakayım lan. Ben korkmuyorum abi. Devam. Devam. Ha, kurdum saati de. Bak bana sakın kuşu yok deme ha. Saati. Aa. Allah belanı vermesin. 12'de saat. Saat 4 yapalım. Çünkü saat 4. Dur. Dur yukarı çık. Google'lu kuş. Google'lu olsun yani şey. Google çalışsın. Ya anahtar. I'm down too low mu? What? Ne demek lan o? I am down too low. I am down çok aşağıda düşüyorum. Yani bunu döndürmemiz lazım gençler. Ay. Öt dostum. Yüksel. Sen de yüksel. Seni yükseltemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşım şöyle biraz. Nasıl döndürürüm ben seni? Heh, bir dakika. Heh, oh be. Vallahi var yine kafam. Yine kafam pırıl pırıl. Dur düşme. Yine yemin ediyorum zehir gibiyim. Çık eray. Çık eray. Ay kaçırdım yine. Öt bir daha. İşte bu be. Lan bir anahtarı almak 2 dakika sürmemeli ya. Allah aşkına bir anahtar almak 2 dakika sürmek. Burayı hiç açamamıştık. Önce bak. Sus ya. Önce burayı denemek isterim çünkü neden olmasın? Açılmayacak diyor. Ama bak bizde ne var? Dıki babanın ofisinin anahtarı. O bizi yasakladı diyor orada oynamayı çünkü orası çok tehlikeliymiş. Ya yerim öyle babayı. Bu doğru değil diyor. Aslanım neyin doğru neyin yanlış olduğunu sen mi karar veriyorsun artık? Onu bir çözelim. Aç. Ha, bak babanın ofisi burasıymış. Üst katta giremediğimiz bir oda benim odamdı. Doğru. Ama sen... Hani susmuştun ya. Hani ben seni az önce kapatmıştım ya. Hadi. İşbirliği yap benim canımız. Uuu bunlar neymiş lan? Babam bana tamamen yasaklı diyor bunlara dokunmamı. ZNCI2. Ne olduğunu bilmiyorum ama ZN benim bildiğim çinko. Çinko kalsiyum. Bilmiyorum ya. Benim kız kardeşim kimya konusunda böyle biraz bilgili. O burada olsaydı ona sorabilirdim. ZN. Çinko. Dokunmasam iyi diyor. Pekala. Orası okey. Bu döndürelim bakalım. Ha, işte bak formül. They left some work notes here. This anti-rust solution might be useful. Anti-rust solution. Aa bu şey. Anti-rust yani paslanma. Aa periyodik cetvel. Çok severim ha. Baksanıza. Birçoğunu bilmiyorum. Ama bu sevmeme engel değil. Öyle değil mi? Sen şu ha bak sandalye burada daha güzel durdu bence. Bir şeyler buldum. Sürekli bir şeyler buluyorum gençler. Bilginiz olsun. Bakın burada bir solüsyon buldum. Burada başka. Aa bunlar solüsyon değil. Bunlar astım cihazı. Okey. Bakalım ne diyormuş. Washing vials. Suyla arındırın diyor. Bir şeyi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra vial'da bu küçük şişelerden bahsediliyor. Bu arada feneri kapattığım zaman beynim dönüyor. O yüzden kapatmamam lazım. Bu şeyi küçük cam şişeyi krom karışımıyla doldurun diyor. Ve 45-50 santigrat derece arasında olmalı. Birkaç sefer yıkayın ve tekrar suyla arındırın. Korozyondan kurtulmak için zinc klorit yani çinko. Biliyorsunuz çeliği zaten çinko ile kaplanır. Buna da galvanizleme deniyor mesela. Yani çeliği şeyden koruyabilmek için. Pastan, tuzdan vesaire. Zinc klopotasyum ekleyin diyor. Su ekleyin, karıştırın diyor. Lekelerden kumaştaki lekelerden kurtulmak için de amonyum klorit ekleyin diyor. NH4CI ve oil of turpentine. Bir şey turpentin yağı. Birebirlik oranla da bunu karıştırabilirsiniz. Yazmış babamız kendi notlarında. Fakat ben bu konularda çok fazla bilgili olmadığım için açıkçası babam benden ne istediğini hala anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla bir geri gelelim. Notlarımıza bakalım. Evet. Çinko. KC4 bilmem ne. Potasyum hidrojen. Tartrate'miş. Suyla karıştıracağız. Pekala. Bunlara biz sahip değiliz diye biliyorum. Şu an tabii tekrar bir kontrol edelim elbette ama. Dur dostum sen değil. Şuradan bir geri gelelim. Merhabalar. Sevgili Joes. Anlamadım. Bugün hava çok güzel. Geçen 2 hafta özellikle çok sıcaktı. Hava 30 derecenin üzerindeydi diyor. Getrude ve ben çok güzel bir oda. Odaya sahibiz diyor. Geniş, böyle yumuşak delik yatakları olan mahogani türünde bir eşyaları falan filan var diyor. Ve müthiş bir şeyi var diyor. Manzarası, işte ormanı ve dağları gördüğü. Belki sen hani burada çalışmanın daha etkili olacağını şeyini anlayabilirsin bir önceki mektubumdan sonra.
Cevap vermeni bekledim. Boşa beklemiş ama belki cevap vermemiş sanırım anladığımız kadarıyla gençler. Bugün babamın izin günü. Dolayısıyla onun şeylerini seninle paylaşmak isterim. Düşüncelerini. Buradaki iş çok zor değil. Çok fazla sorumluluğu. Sadece çok fazla sorumluluğu var. Burayı seveceğini düşünüyorum. Şimdi ilginç yerine bakın daha fazla aşağı inemiyorum ki oka basayım. Bak samimi söylüyorum daha fazla aşağı inmiyor bak mouse. Öyle. Koymuşlar ama okuyamıyorsunuz. Bilginiz olsun gençler. Şeylere bakalım. Görünüşe bakılırsa da herhangi bir iksir vesaire yapmamı sağlayacak ekipmana sahip değilim. Bakın bunları... Aa aldım. Oha. Ulan en başından beri alabiliyor muymuşuz biz bunu? Eğilelim. Onları alamıyorum. Yüksek ihtimalle odanın ya başka yerlerinde bulacağım. Ya da... Bakın bakın. ZNCI2'yi bulmuşuz. Peki. O halde evi birazcık istiyorum ki ben dolaşalım. Allah belanı versin senin. Mami. Anneciğim. Bas 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 şeyi bas. Bas 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 şeyi bas. Oğlum çok tırsın var ya tüylerin diken diken oldu. Aga öyle gümbür gümbür gelen sesler benim çok korkutuyor ya. Bak yapmayın ya rica ediyorum yapmayın. Ev halkı. Ev halkı. Ev ailesi. Bunlara bence dikkatli bakalım. Çünkü kitaplar dağıldı. Yüksek ihtimalle bir yerde bir iksir. Aa bak. What is this? Aa. Oğlum lık diye almasaydı. Bir baksaydık önce ya. Diamond fruit. Diamond fruit. Mücevher meyveli tatlı sanırım. Aa onun bak tarifi. Bir fincan un. Bir litre. Düzeltiyorum. Bir kilo. Oha. Baking powder şey değil mi? Bu... Nişasta değil de kabartma tuzu. 1 LB kabartma tuzu 1 kilodan biraz daha az sanırım ama çok değil mi ya yine de? 5 yumurta, 2 kap şeker. Mesela beni ilgilendirmiyor abi ya. Allah aşkına şu şeye de bakmayayım yani öyle değil mi? Oyundaki yemek tarifine de bakmayalım. Ben ipucu falan filan... Ne oluyor lan? Aa kitapların üzerine çıktık abi. Kitapta tekmeleyeceğiz sandım ya. Ne düşündüm bilmiyorum. Okey. Burası tamam. No way in. No way in. Oscars. Aa bir şey çalışıyor. Ha sen misin? Selam. Mutfağa bakalım. Burada bir kafa vardı. Hala orada. Gayet güzel. Her şey yerli yerinde. Dur. Ben yardımcı olayım. Heh. Açılma sakın. Teşekkür ederim. Orası kapı. Açılma. Bir daha açılmayacaksın. Ne haliniz varsa görün arkadaşlar. Bir odamıza çıkalım. Çünkü sahip ol. Şu an yapmamız gereken iksirlerden yalnızca bir tanesine sahibiz maalesef gençler. Bilginiz olsun. O yüzden üst katın bence bize fayda... Şey... Üst katların daha doğrusu bence bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Burayı tamamen bir araştırdık mı tekrardan emin olalım. Burada bazı kutular var. Şöyle alalım fırlatalım şu kutuları. İçleri gayet boş öyle değil mi? Emin olalım. Onun içi boş. Onun da içi boş. Senin için boş mu lan? Senin için boş mu lan? Onun da içi boş. Okey. Başka bir gizli geçit. Başka bir gizli geçit var mı acaba? Odamız niye açılmıyor bizim bu arada? Başka bir ipucu vesaire burada bulabilir miyiz? Trenmak sanki biraz şey olmuş gibi değil mi? İlk gördüğümüzden bu yana sanki bir tık eskimiş gibi abi yanlış mı düşünüyorum? Orası kapalı, orası kapalı. Allah Allah evde cidden benim iksir falan bulmam lazım fakat yok abi. Olması gereken tek bir oda var zaten bunların ve o odada da yok. Bence burada bir ipucunu kaçırıyoruz. Bence burada bir ipucunu kaçırıyor olabiliriz. I'll be dead someday. Bir gün babayı yeneceğim diyor. Pekala. Ama önce normal bir aile olalım da sonra abi düşünürüz babayı vesaire yenmeyi. Önce bir normalleşelim. Önce bir normalleşelim. Alamıyoruz. Alamadığım tek tek emin olayım da şu kapıyı bir kapatalım tekrar arkamıza. Ha, 10 numara. Şunları toplayabiliyor muyuz? Belki hepsi aynı şişede değildir. Şöyle tek tek bakalım şunlara. Alamıyoruz, alamıyoruz, alamıyoruz. Üstte bir şey yok. Altta bakalım. Yani yine mi yüksek ihtimalle bir yerlerde bir şey kaçırıyorum gibi hissediyorum gençler. Bilginiz olsun. Aa kapı kendi açıldı. İnanılmaz. Açıl abi. Rastgele bakalım eve ya. Bak üst katlara
Üst katlara baktık. Alt katlara bir daha bir bakalım. Şu çekmecelere bakalım en azından. Yani bilmiyorum. Yaşar samimi söylüyor. Bak bize bir şey vermişler bunlar. Bak, burayı okuyamıyorum ki. Bir dakika. Okla... Aa okla geçebiliyormuşum bu arada. Harika. Bir ipucu verecek mi emin değilim. Bu bizim şansımız. Çok araştırma yapabilmek için. En sonki geldiğimizde çok fazla kaynak toplayamadık. Ama eminim ki şu an ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Bizim insanlarımız buraya gelecek. Ve cidden hani... Sana resmi bir iş tavsiyesinde bulunacak falan filan yazıyor. Fakat sana yalvarıyorum lütfen bunu gözden geçir. Birçok insan işte burada orada bize katılacaklardır diyor. İrene nasıl bu arada? Umarım iyidir. Son zamanlarda iyi hissetmediğini duymuştum. Onu da buraya getir. Hava burada çok güzel. Çok güzel şeyler yiyoruz. Şeftali içiyoruz. Domates çorbası falan içiyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz ve müthiş bir dondurması var diyor. Tüm başarılarımı seninle paylaşacağım. Seni tanışmak için sabırsızlanıyorum. Martin DeLong demiş. Pekala Martin DeLong. Şimdi bir geri gelsek. Tekrar bir geri gelsek. Things. Not you. Bir geri gelelim tekrardan. Notlar var değil mi bizim? Heh. Get rid of the dust. Şimdi bak bizde bu var. Bunu. Ya, bak H2O diyor. H2O benim bildiğim su. O zaman bir su ekleyelim aga şeye. Burası çalışıyor muydu? No water. Aa su yok. No water. Nasıl yok lan? Abi tam da ihtiyacım olduğu zaman su yok ya. Ciddi misin? Bak bunu yüksek olarak kaynatmamız da gerekecek bunları gençler. Bilginiz olsun. Burada bir ocak var. Evet. Başka da bir ocak yok zaten. Şurada bir hızdan bir kontrol edelim buraya kadar gelmişken. Çünkü biliyorum. Bir şey, bak kazan mesela. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Burayı açalım. Burada ayakkabılar var. Çok ilginç ya. Mutfakta niye alt tezgahların birine ayakkabı koyarsın? Emin değilim. Açıkçası bilmiyorum. Yukarı bakmaya gerek var mı? Bence yok abi. Devam ki. Açıl dostum. Tek tek açılın hepinize elimden bir geçireyim. Alabildiklerim varsa... Aa burası açılmıyor bir sıkıntı var. Alabiliyoruz. Very good. Very good gel dostum. Bunu alamıyormuşuz bununla. Çık abi. Harika ne buldum bilmiyorum. Bu neymiş? Baking powder. Aa direkt item bulduk ha. Oha ciddi misin lan? Çok iyi bana şimdi su lazım. Ama su kesik evde. Bir dakika içimden bir ses... Banyonun çalıştığını söylüyor abi. En son banyo çalışıyordu çünkü. Haydi dostum banyo çalışıyor olsun ne olur. İşte bu. Kapan abi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bence bu suyu açacağız. Ardından eşyalara geleceğiz. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Abi şaka yapıyor olmalısın. Bak şimdi oldu. İnanılmaz. Kapatalım dostum. Şimdi tek sıkıntı bunlarla beraber benim ne yapacağım? Değil mi? Onu bilmiyorum açıkçası. Bir notlarımıza bakalım. Zinc kloridi 5 kilo suyla karıştır diyor. Allah Allah. Nasıl? Çantamıza karıştırabiliyor muyuz? Bazı şeyi hatırlamıyorum ama. Aa karıştırdım. This solution will remove the dust. Allah Allah. Dust. Dust mı? Rust mı abi? Dust olabilir. Bak emin olun lan. Rust. Şey pas. Allah Allah. Evde nerede pas var ki onu anlamadım. Bir yer paslı gençler. Fakat nerenin paslı olacağını ben bilmiyorum. Yukarı çıkalım. Burayı kırabiliyor muyuz lan acaba? Öyle bir şey yok. Aynalar zaten kırık. Bence üst kat değil ya. Bence var ana kapı biliyor musunuz? Bir gidelim. Burada paslı bir şey yok. Şimdi pası çözeceğiz belli ki. Ondan sonra yola devam edeceğiz abi. Ben öyle düşünüyorum. No way in değil abi. Olur mu öyle şey? Bak. Bu doğru değil diyor. Haydi. Ulan ne doğru o zaman? Ya o doğru değil. Bu doğru değil. Ne doğru? Burada bir yerde paslı bir şey var mı? Anlamıyorum ki bak. Dolaplar falan paslı gibi duruyor. Dolabı mı şey yapacağız acaba? Temizleyeceğiz. Bu elinde geçsin. Aynen bakın. Çok güzel abi. Bakın bu elimde. İşte bu kadar. Düzelt abi şunu. Tamam doğru ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şu kapıyı açalım. Doğru söylüyorsun. Şapka. Şurada bir şey görüyorum. O değil. It doesn't fit. I might break it. Sığmaz onu kırabilirim diyor. Çok ilginç. Cidden çok ilginç yani. Bak bunu aldım. Bunu kaynatmam gerekiyor olabilir mi? Deneyelim. Bak tava var. Geçen sefer orada tava yoktu. Aa buzdolabında pas. Abi cidden buzdolabının pasını That's alacağız işte. Way. O da wrong way diyor. Sen olabilir misin? Sen de değilsin. Sen de değil. Abi çok ilginç ya. Elimde yemin ediyorum pas çözeltisiyle kaldık abi. Üst katta her yere bakmadık yüksek ihtimalle. Bir daha bakalım.
En azından şu... Abi bir dakika. Stefan odasındaki treni bence pasını alacağız. Net. Bak tren paslı çünkü. Aa değilmiş. Değilmiş abi. Ne düşündüm bilmiyorum ama değil. Uçak da bozuk değil. Model uçak. Kapım benim. Anladın şeyi ama ya. Vallahi oğlum daraldım ya. Aga bana neyi yapacağımı söylemiyorsun ki ama. Açıl lan. Açıl sana dökeceğim abi açıl. Bırak şunu ya elinden. Bırak şunu elinden. Açıl lan. Sende de bir şey yok. Allah Allah çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Allah aşkına sus ya. Allah aşkına sus ya. Dur dostum. Dur dostum. Açılacaksın sen. Aa işte bu kadar be. Aa işte bu kadar be. Ha hala konuşuyor. Oo buna sıkıntı. İndirelim. Oh be. Allah aşkına şükürler olsun. Gençler bu kapatsanız bile saat ötmüyordu. Yüksek ihtimalle bu ipucunu bize verebilmek için saatin başından beri ötmüyordu. Ben sadece bunu inanın bana yakalayamadım. Uninvited guest. Aa yine ipucu yok. Yine item değil bu. Abi çok acayip. Yine bir not bulduk. Müthiş. O gece kilitte çok büyük bir ses duydum diyor. Odadan dışarı çıktım ve Stefan'ı kendi koridorunda dururken ve uykulu gözlerini ovuştururken gördüm diyor. Ailemiz kapıyı açtı ve gelen misafirler için kapıyı açtı. Onların nasıl konuştuklarını duyamadık fakat seslerinden erkek olduklarını ve iki kişi olduklarını anlayabildik diyor. Ve ailemizin konuşmaları falan filan bir saate yakın falan sürdü. Belki daha uzun sürdü diyor. Erkek kardeşim ve ben uykuya daldık. Merdivenlerin yukarısında o kadar uzun konuşmuşlar gelen misafirlerle. Oğlum ciddi misin? Oha. Hatta bizim karakterimizin hatırladığı en son şeydi hani bu. Başına gelenler de bizim ailemizin falan filan. Şimdi ben açıkçası ya şunu bulamadım. Bir dakika bunu kapatsam. Birbirini döndürsem. Daha döndüremiyoruz bir daha. Ciddi misin? Garip. Peki ya. Şimdi sahip olduğumuz şey bak bir bu var. Bunu eşyalarımız üzerinde kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Hiçbir şeyde kullanamıyoruz bunu belli ki. Henüz ev içerisinde bunu kullanmamız gereken yeri bulamadım gençler. Dolayısıyla kaldık abi. Ya acayip o kadar çok düşe yaptım ki ufak bir yardım almadan görünüşe bakıp geçebilecek gibi durmuyorum. O halde ufak bir aranın ardından tekrar birlikte oluyoruz. Bakın gençler burada ne varmış. Bakın. Bakın abi. Bakın burada ne varmış. İnanılmaz ya. Ben bunu ilk başta nasıl gözden kaçırabilirim. Hatta burada ben şeylerle bile oynadım yani. Karton sandıklarla falan. Abi çok acayip. Bakın ne bulduk. Eski bir paslı anahtar. İşte bu abi. Bu anahtar Bodrum'un olabilir. Fakat maalesef herhangi bir şey açamaz diyor. Açar dostum açar. Bak neyimiz var bizim. İşte bu kadar. Ne bulduk abi. Harika. Bu... Pası silinmiş bir Bodrum anahtarı. Oğlum ne kadar zordu. Yani ben çok fazla son zamanlarda puzzle'lı oyun oynamıyorum ama bu konuda da kendim açıkçası güvenirdim. Çünkü görülmeyeni görürüm diye düşünüyorum en azından şu ana kadar. Fakat bu oyun yani saçma zor mu yoksa ben hakik ya yapmayın ya. Çok ciddiyim bunu istemeyin aga benden. Ne olurdu şuranın kapısının anahtarını bulsam? He? Vallahi bıktım ya. Harbi diyorum Bodrum'a inmekten bıktım. Yüzde kaçındayız oyunun? Açıkçası bilmiyorum. Fakat... Aa! Simsiyah lan. Aa! Allah'ıma şükür be. Aa dışarıdayız. Çok iyi. The cranes are flying. Demek bilmiyorum ama crane'ler uçuyor diyor. Cranes. Vinçler. Hey. Aa çok iyi. Dışarı çıkacağımız samimi söylüyorum öyle... Ya oyunun kontrolü bana vereceğini açıkçası düşünmüyordum. Güzel bir dolaptan çıkmışız. Pekala. İlerliyorum abi. Ama anahtar... Bunlar lan? Ayakkabı. What? Oğlum! Oğlum salak mısın? Niye arkamdan alkışlıyorsun lan kimsenin olmadığı yerde? Trene binmek iyi bir fikir miydi bilmiyorum diyor. Tren biletimiz bile yok. Hiç kimse zaten sormadı diyor tren biletiniz. Kız Emma'ya benziyordu ama Emma olduğum adına eminim. Çok üzülmüştüm. Çok uzaklaşmadığımızı düşündüm. Bir sonraki durakta inmeliydik. Aa bir not geldi. Bir saniye neymiş hemen okuyalım abi. Memories. Durak. Durak çok uzakta değildi. İnsanlar, trendeki insanlar zar zor. Kendileri aralarında konuşuyorlardı diyor. Yalnızca fısıldaşıyorlardı diyor arada sırada. Onlara...
bize çok yakın duran bir adama sordum. Ne kadar sonra en yakın durak? Adam da üzüntülü bir sesle çok yakında ballı kaymaklım demiş bize gençler, haberiniz olsun. Ondan sonra birkaç kelime daha eklemiş fakat ben duyamamışım anladığım kadarıyla ve tekrardan sormamışım efendim diye. Sanırım 3 saattir seyahat ediyoruz. Sonunda tren çok yüksek sesli bir fren sesi yaptı ve durdu diyor. Allah Allah. Şimdi durdu, ben başka bir tren mi daha bulmam gerekiyor emin değilim. Çitler gördüm abi. Şu çitlerden yavaş yavaş ilerleyelim. Bakalım bizi burası nereye götürecek bilmiyorum. Çok büyükse de açıkçası uzaklaşmak da istemiyorum şu tren alanından. Çünkü... Aa, kayboldu. Ah, oh be, geldi geri. Şurada dev mantarlar var, bir şeye benziyor. Bir gidelim oraya doğru. Çünkü amacımız sanırım bir sonraki duru... Aa, bunlar balina mı abi? Yo, savaş uçağı. Evet, uçağın arka kısmı bunlar. Yapma kızım ya. Yapma bak, seni yemin ediyorum bayıltırım ha. Yapma. Sıra bendeydi diyor. But the strict woman in a medical mask didn't even look at me. Tıbbi maskeli kadın bana yüzüme bakmadı bile diyor. Allah Allah. Ne abi, gift gas mı yazıyor? Ne yazıyor orada? FT gas. Allah Allah. Gift gas, hediye gas. Anlayamadım. Sağlık taraması diyor. Sağlık taramasından sonra birkaç insan geri geldi ve birçoğu yaşlı insanlardı diyor. Diğerleri direkt başka kapıya doğru gitti. Benim sıram geldi. Onlara bu şeye incelemeye ihtiyacım olmadığını söyledim. Fakat orada bir hata vardı diyor. Sert kadın, tıbbi maskemeleri giyen sert kadın yüzüme bile bakmadı. Ve günlüğüme, kendi günlüğüne bir şey yazmış sanırım. Ve sonunda adımı ve soyadımı sordu. Aynı zamanda bunu günlüğüne yazdı. Çok korkmuştum. Soyunmam gerekiyordu diyor muayene için. Kutumu çıkardım. Nefes alma cihazımı da sandalyeye koydum ve kadın bana sinirli baktı ve bağırdı. Astımın mı var? Evet diye cevap verdim. Fakat babam beni tedavi etme planı vardı çok uzun zamandır ve belki de ben hani nefes astım cihazım olmadan yaşayamayacaktım diyor. Benim cevabımı sevdiğini düşünmüyorum. O yüzden bana muayene vermeyi, yani muayene etmeyi beni reddetti. Sonra bazı rakamlar yazmış ve mektup, bazı harfler yazmış, bazı rakamlar yazmış önündeki kağıda benim adımın olduğu falan filan. Ve sonra bana da geri gitmem gerektiğini söylemiş. Allah Allah, çok ilginç. Okey, ilerliyorum. Aa, bak buldum. Ayakkabıları takip etmemiz gerekiyormuş gençler. Bayağı basit aslına bakarsanız. Bilmiyorum yüzde kaçındayız oyunun. Ara sahnelerde falan filan söylüyor bazen. Ana sonlara doğru kesin yaklaştığımızı söyleyebilirim burada biz. Ama tankman kolayları falan filan atacaksınız. İlk başta bu şey Bodrum'da... duvardan falan da şey girmişti. Tank girmiş. Abi bir tanesi havada duruyor. Dur kes, dur. Canına yandım. Dur, koşma seni gide. Bacaksız. Trenden indiğimizde bazı insanlar siyah giyimli bizi karşıladı. Bizi bağırdılar ve bize bir şey gösterdiler diyor. Hiçbir şey anlamadık. Hiç kimse anlamadı. Derken... Bu ne lan? Puzzle mı abi bu? Net puzzle ha, iyi izleyin. Aileyi arama diyor. Kazayla yanlışlarına bindiğimizi ve geri dönmemiz gerektiğini söyledim. Söylemek isterim daha doğrusu. Fakat nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. İnsan siyah kıyafetli, üniformalı insanların silahları vardı. Kim bir şey söylemeye çalışırsa çalışır, onu direkt yaka paça aldılar diyor. Herkes bir yöne doğru sessizce yürüyorlardı, kapıya doğru. Ve ben de bir kadına doğru koştum. Küçük bir çocukla beraber yürüyen bir kadına doğru koştum ve nereye gittiğimizi sordum. Kadın bana sağlık muayenesi için gittiğimizi söyledi. Ne demek istiyordu? Hiç anlayamıyordum söylediklerini. Stefan'ı elinden tuttum ve geri dönmeye çalıştım. Arkamı döndüm fakat askerden bir tanesi bana sopayla vurdu diyor. Kadın direkt bize doğru koştu, bize yardım etti, yerden bizi kaldırdı. Kendisinin siyah bir eteği ve aynı zamanda onun da bir silahı vardı diyor. Sonra Polonya dilinde, Polonyaca ne olduğunu ve neden bizim kurallara uymadığımızı sormuş. Yanındaki adama, bizi vuran adama doğru sormuş bu soruyu ve bize bir katlı bir binaya götürmüş.
Orada üniforma satan başka birisiyle tanıştık ve bize yine Polonya dilinde ailemizin nerede olduğunu sordu. Ben de onlara evde olduğunu söyledim. Böyle bir hikaye gençler. Bu bir puzzle görünüşe bakılırsa uygun yerlere gidip kendimize bir kapı mı oluşturacağız abi? Çok severim biliyor musunuz böyle şeyleri? Ah! Ah şey Emma. Ah anahtar. Ah adamsın lan. Ah neler lan? Niye utangaçsın? Seni çok özlüyorum. Uh-oh. Dur kız bari sen gitme be. Wow. Follow Emma. Emma bize kapıyı verdi. Bu yüksek ihtimalle burada duracak. Haydi bakalım abi. Aa parça kayıp. Bir dakika nasıl ya? Anahtarımız var bizim ama. Açılıyor. Gençler. İlginç. Oldu halbuki fakat... olmadı gibi aynı zamanda. Acaba burayı yukarı mı kaydıracağız biz? Uh-oh. Tutamayınca şey oluyor. Kaydırdım. Şimdi oldu. O ne alaka? Allah Allah çok acayip. Bizim anahtar var bu arada. Anahtarı sanırım... kullanmadık. Ne anahtarı bu? The key to the front door. Ön kapının anahtarı bu. Çok iyi abi. Elimizde kalsın. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Wake up. That isn't right. Bu doğru değil diyor. O zaman şöyle bir açalım. Bodrum'dayız biz şu an. Evet bakın az önce dışarı çıkmış. Az önce ilk defa Bodrum'a girmiştik ya biz. Sonra? Karanlıktan dışarı çıkmıştık. Evet abi. Vallahi bak her şey ne kadar güzel gözüküyor. Bakar mısınız şu an? Ne olur iyi sonla bitsin bu oyun ya. Rica ediyorum. Evin... Evet ev şu an bakın bayağı derli toplu. Oğlum çok güzel. Geldim abi. Geldim Stefan. Hanginiz yardıma muhtaçsa. Çok iyi. İşte bu. Ne olur beyaz olmasaydı. Wake up. Biz şu an şeyi canlandırıyor. Artık sona geldik. I ran as fast as I could. Koşabildiğim kadar hızlı koştum. I ran from the worst nightmare of my life. Hayattaki en... asker bizi... Yapma dostum ya, ciddi. I felt a sharp pain in my back. Bir anda sırtımda ağrı... Bacaklarımda ve sırtımda keskin bir acı hissettim. My inflamed face touched pleasant coolness. Yüzüm soğuğa dokundu. I squeezed the cold wet snow in my hands. Elimle karı sıktım. Allah Allah. My head was in a fog. Başım dumanlı gibiydi. Hayat parmaklarımıza kayan bir kum gibiydi diyor. Yakalamaya çalıştım. Yapabildiğim tek şey onu yerden alabilmekti. Yavaş yavaş toprak vesaire artık elimden hiçbir zaman çıkmayacak. Lekesi veya... I felt the warmth. Sıcaklık hissettim. Her şey eskisi gibi oldu. Sanki annem buradaymış gibi. Kafamı sardı ve en sevdiğim dinleyin. O bir daha manyak mısınız ya? Oha! Ve evet, Never Again. Teşekkür gençler seri boyunca benimle beraber olduğunuz için. Biraz belki şey oldu. Aksamalar oldu arada fakat bitirmeyi başardık. Ben açık konuşacağım. Hani başladıktan sonra devam etmemeyi çok düşündüm. Çünkü yani bana soracak olursa çok muazzam bir korku oyunu değil. Tam kötü değil elbette ama hani vasat seviyesinde bir korku oyunu gibiydi. Hikaye yine İyi kötü fena değil. Ne bileyim bazı puzzle'lar hoşuma gitmedi. Oyunun sunuş biçimi hoşuma gitmedi. Puzzle'ları daha doğrusu. Bazen ne yapmam gerektiği konusunda bile açıkçası havada kaldığımı söyleyebilirim. O yüzden çok fazla git gel yaptım oyunu bitirip bitirmeme konusunda. Fakat dedim ki abi bir şeye başladıysam ki beni biliyorsunuz yani ben asla ve asla bir şeyi yarıda bırakmam. O yüzden dedim ki ben Never Again'e başladıysam bu oyunu bitireyim diye düşündüm ve işte bugün buradayız gençler yanılmıyorsam 5. videoda 5. videoda Never Again'de sonuna gelmiş olduk. Hikaye konusunda dediğim gibi trene binmişiz, trenden kaçarken hakikaten vurulmuşuz abi. Ben bir noktada eve tekrardan geldiğimizi düşünüyordum fakat değil.
Aa basak saçları da gitti kızın. This is the end diye de achievement kazandık. Pekala. Teşekkür ederim gençler. Seri boyunca benimle beraber olduğunuz için. Yorumlarınız, beğenileriniz ve destekleriniz hakikaten benim için çok çok önemli. Devam eden serilerde ve yeni başlayacak olan korku serilerinde görüşüyor olacağız. Henüz bir karar vermedim hangi korku oyunu olacağına ama hep birlikte keşfediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.